Gelen herkes de bir soruyor değil mi? Evet yani... evet. Bu moda konsept yer evdeyken bozulmuş. Bu arada eşyalar taşındıktan sonra fark ettik. Böyle yarısını mavi yarısını pembeye boyayabiliriz. Evet niye olmuyor? Ya bir şey söyleyeyim mi ya? Taşınmak gerçekten çok sinirli bir şey. Tamam, en son onu gösterelim evet, oradan evet, veda edelim. Oradan veda edelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evimize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Sönmezoğlu malikanesine girmiş bulunuyorsunuz. Ki oda gibi gözükse de birazdan şimdi şöyle arka tarafı da göstereceğim. Aslında burası evimizin balkonu. Yazın şu tüm şu camları açıp burayı normal balkon gibi de kullanabileceğiz. Böyle kış bahçesi gibi de istenirse kullanılabilir. Biz de burayı oda gibi dizayn ettik zaten. Ayrıca bu camlar dıştan aynalı. Evet, içerisi gözükmüyor. Gündüz içerisi gözükmüyor, siz dışarıyı görüyorsunuz. Çok güzel bir şey evet. Ama gece de tam tersi. Işık yakarsanız içerisi gözüküyor. Evet. Bu diğer evde balkonumuz vardı. Burada da yine balkonda tabii. Bunu biz Kıbrıs'ta balayından almıştık. Kıbrıs'ta balayından almıştık. Evet, balayın derken almıştık. Çok tatlı. Ben bu tip şeyleri seviyorum zaten. Rüzgar çanlarını, rüzgar güllerini. Böyle... aksesuarlardan hoşlanıyorum. Burada Çençi'nin getirdiği çiçek var. Zeril vermişti. Bunu bahçede geçen yaz bayağı kullandık. Herhalde bu yaz da kullanırız. Onu da çok severek kullanıyoruz. Bunu İstanbul Bostancı'daki evimizde almıştık bu salıncağı. Orada balkonumuzda kullandık. Orada da geniş bir balkonumuz vardı bu kadar olmasa da. Hem orada severek kullandık hem geçen yaz bahçede çok kullandık. Yani bu yaz daha doğrusu bahçede çok kullandık. Sadece şey vardı, bahçede kullandığımız için kumaşı bahçeye uygun evet, değil. Evet. O yüzden biraz çok yıprandı. Ona güzel bir kıyafet alıp evet, evet. Tekrar kullanmaya çok devam edeceğiz ama biraz... şu an idare ediyor. Evet, normal kumaş çünkü. Birazcık daha böyle açık alana uygun bir şey almak gerekiyordu. Onu yapmadığımız için birkaç yağmurda kendisi biraz bozuldu. Evet, burası biraz bizim kaptan köşkü. Öbür evde biliyorsunuz ayrı bir odadaydık. Arkamda fant vardı. Fandın malzemeleri vardı ve böyle satış ofisiyle benim çalışma odam bir arada gibiydi. Ama şu anda fandın çalışma odası yukarıda. Burada hem videolarımızı editliyoruz hem kargolarımızı yapmak için işte gerekli işte çekimlerimizi, ürün fotoğraflamalarımızı, işte ne bileyim reklamlarımızı düzenliyoruz. Onun haricinde daha bunları çok yer yapamadık ama bu meşhur drone'umuz. O şahane görüntüleri bu arkadaşla kaydediyoruz. Bu böyle çok pratik bir şey arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Hemen biraz drone'umuzu tarif edelim. Bunu bir tanıttığımız video da var. Komple evet. Nasıl kullanılır bir kutu açılışı yapmıştık. Evet ama o İstanbul Bostancı'daki evimizdeydi ve çok zaman önceydi. Şöyle içinde bir güzel bir kamerası var. Gimbal'ı. Bu siz ne yaparsanız yapın. Drone ne hale gelirse gelsin düz görüntü çekmesini sağlıyor. O da çok titreşmediği için. Yani onun koruyucusu. Gördüğünüz gibi böyle buralarında kameralar da var. Sağında, solunda, arkasında, önünde, altında, her tarafında. Bunlar da sizin engellere çarpmamanızı sağlıyor ve bazı otonom sürüşler gerçekleştirebiliyor. Mesela beni takip et diyorsunuz. Drone otomatik olarak sizi takip ediyor. Yaklaşık 10-12 kilometre menzili var. Uzaklaştırabiliyorsunuz. Yeterli ve güzel bir drone. Hatta fazla bile. Bundan daha ufak bir modeldi. Denizciğim bir maşallah diyelim. Maşallah ama tek bu kaldı. Tek elektronik kaldı. Çünkü hemen şurada evet. İşte suya düşen makinamız. Kameramız arkadaşlar. Ya ne yazık ki son bir daha bir deneyim belki çalışır dedim ama. Yani bunu da bir servise götürüp azı tamir ettirmemiz lazım. Yani çok bir şey olduğunu zannetmiyorum ama işte şu an daha sıra buna gelemedi. Masraflardan daha yeni buraya kadar. Olacak o kadar. Çıkamadık. Burada güzel bir ses sistemimiz var. Hoparlörleri görüyorsunuz. Sağda, solda ve arkalarda var. Burada güzel bir kulaklığım var. Genelde videoları editlerken sesleri daha iyi duymak için. Burası da bu şekilde. Aynı zamanda dediğim gibi fant da biraz yukarıda şu anda. Merdivenle yukarıya çıkıp yukarıda ürünleri halledip tekrar aşağı iniyorum. Buraya da ilerleyen zamanlarda daha pratik bir merdiven düşüneceğiz. Yemeklerimizi burada yiyoruz, kahvaltımızı, akşam yemeklerimizi burada yiyoruz. Bu masa bizim zaten Bostancı'dan beri, hatta Bostancı'da ilk evlendiğimizden beri olan başımız. Evet, olan masamız. Çok seviyoruz bunu. Cevizden bir ceviz, evet. Komple ham ahşap şey değil, öyle üstü kaplama vesaire evet, evet. Değil. Bayağı ağır bir masa. Taşınırken pek hoşlanmıyorlar bundan ama biz çok seviyoruz masamızı.
Yemeklerimizi de burada yiyoruz. Gayet geniş bir alan vardı. Hem içerideki alanı çok daraltmak istemedik hem de burayı da böyle değerlendirmek istedik. Yazın böyle komple işte ne bileyim tavuklar bahçede, inekler bahçede işte ekmişsiniz. Çok güzel manzara eşliğinde burada oturabiliriz diye düşünüyoruz. Evet evet, manzaramız güzel. İnekler şu geçerken görebiliyoruz. Ne gülüm ya. Koyunlar da var mı? Bye bye. Filiz bana kızacak. Şimdi şöyle arkada merdiven gözüküyor ama o merdiveni bol bol kullanıyoruz. Evet evet. Yok bu merdiven mecbur olacak çünkü şu ben an onunla üst tarafa çıkıyorum. İşe bununla gidiyoruz. Tamam, o zaman içeri doğru geçelim. Yavaş buyurun yavaş. Efendim. Buyurunuz Filiz Hanım. Evet, evimizin salonu da burası. Oturma alanı ve dinlenme alanı gibi düşündük burayı. Daha çok yemek bölümü zaten yan taraftaydı. Aslında buraya özel bir eşya almadık. Bostancı'daki evimizden beri yeni bir eşya aslında almıyoruz. Diğer evimizde de, Bostancı'daki evimizde de bu eşyalar vardı. Sadece dizaynlar farklılaşıyor. Burada dediğim gibi yemek bölümü farklı olunca biraz evin havası da değişti aslında. Öncelikle arkada meşhur sponsorumuz olan döküm sobamız. Yani sponsor olduklarından kendilerini şu an haberi yok. Biz reklam anlamında gerçekten soba için çok çalışıyoruz. Sobamızdan gerçekten çok memnun olduğumuz için tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yoksa tabii ki bir sponsorluk durumu yok. Bu sefer böyle evin biraz ortasına doğru koymayı evet, uygun bulduk. Şuraya çok iyi yaklaşıyor. Bir de kapı açarken falan sıkıntı olabiliyor. Bir de şömine soba olduğu için kendi yanlardan, evet, yanlarda cam olduğu için otururken bu yandan buranın ışık da güzel duruyor. Biz seviyoruz sobamızı. Bu arada evet, odunluğumuz. Odunlarımız. Ama onlar dekor. Onları kullanmıyoruz. Çok arkadaşlar. Evet, mecbur kalmadıkça onları kullanmayacağız. Böyle duracaklar. Arkada birkaç tane resmimiz var o zaman. Evet. Ya bu rafları normalde diğer evde Deniz'in çalışma odasında, yani fund kısmında kullanıyorduk. Drone falan duruyordu. Evet, üstünde. Drone falan duruyordu üstünde. Ama burada böyle daha şık olacağına karar verdik ve böyle kullanmaya uygun bulduk. İki tane de geyiğimiz var. Aslında burası geyik köşesi gibi. Böyle evet, sohbet, muhabbet. Evet. Bu da devam ediyor. Evet, bunları seviyorum ya. Bunları ben dolap uygulamasından el işi yapan bir hanımdan almıştım. Çok seviyorum onları. Bu arada ben bu televizyon ünitesini de çok seviyorum. Çok güzel bir ünite gerçekten. Çok memnunuz bundan da. Hem tarz olarak da çok bize uygun bir şey. Gelen herkes de bir soruyor değil mi? Evet yani, evet. Bu Modo konseptlendi. Bu Deniz'in biz evlenmeden önceki evinde de vardı. Yani bekarlığında. Ama onun dışında koltuğumuzu sormuşlardı geçenlerde. Koltuğumuz da gayet konforlu. Koltuğu da çok seviyoruz. Bundan da memnunuz. Bunu da Vivense'den almıştık. Sehpaları da Vivense'den almıştık. Bu da tasarım olarak çok güzel aslında. Yani şöyle direkt çekip kullanabiliyoruz. Evet, bu orta sehpayı ben çok seviyorum. Almıştık. Çok pratik. Direkt iki tane evet, böyle içinden çıkan daha ufak sehpası da var. Evet. Böyle misafirlerimiz falan geldiği zaman çok kolay oluyor. Ve zaten şöyle şundan dolayı ben bunu birazcık da sevmiştim. Aslında şimdi kitapları dizdik ama televizyon ünitesinin bu kitapların dizili olduğu kısmı da aynı. Bunun gibi bir metal file. O yüzden tasarım olarak böyle verdiği, evet, hava olarak bana çok uygun gibi gelmişti. Ondan sonra yine geyiklerimizden birinin altında Deniz'in o çok sevdiği, çok bahsettiğimiz bir resim albüm vardı. Evet, çocukluk albüm vardı. Fotoğraf. O albümdeki fotoğraflar işte bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş. Bunlar da Deniz'in bekarından, çeyizinden. Bunlar da Ikea galiba değil mi? Ha, Ikea. İlk ev düzelken kendimi ilk aksesuar evimde ilk evimi aldım aksesuar. Evet. Bu bisikleti beraber almıştık. Taksim'den, pasajdan. Evet, pasajdan almıştık. Bunu da çok severek kullanıyoruz. Bıçağı göstermeni istiyorum. O bıçak da benim için çok özel. Yakından göster bıçağımızı. Şöyle. Heh. Nasıl gözüküyor mu? Arkadaşlar bunun şöyle şuraları keçi boynuzu. Hmm. İçi şöyle gümüş işlemeli. Üstü de böyle deri bir kılıfı var. Açarsan şu an tabii daha çok insanı tetanos yapmak için şöyle. Tetanozla zarar veriyor. Biz aksi türlüsüne karşıyız zaten. Biraz bakım gerekiyor ama benim çok sevdiğim içi bıçak. Ahşap. İçi de ahşap, evet. Çok güzel. Güzel bir bıçaktır.
otantik şeyler. Burası bitti, şöyle dönüyorum. Yani bunları da çok seviyorum. Şu Denizcan Bebeğe sonra geleceğim. Bunları da şeyden almıştık değil mi? Deniz Çanakkale'den almıştık. Asos'tan almıştık. Direkt Asos'tan almıştık hem de yani. Asos'un orijinal bir ürünü değil ama orada böyle şeyler satıyorlar. Evet, hediyelik satan bir yerden almıştık bunları. Onun dışında bu da Deniz'in benim için yaptığı Denizcan Bebek. Küçük Denizcan Bebek. Ben kutusunu da çok seviyorum. Deniz Story yazıyor. Direkt Toy Story şeyiyle, yanıltmacasıyla diyeyim. Hatta sen ilk aldığında kutuyu oyuncak kutusu zannetmiştin değil mi? Hani normal. Evet, ben işte algıda seçicilik. Ben orada Deniz Story yazdığımı fark etmedim. Yani Toy Story mantığıyla. Evet. Yapıyorsun. Direkt öyle düşündüm. Sonra iyi ki doğdun prensesin falan yazıyor. Aa, nasıl ya? Falan olmuştum. Çok güzel bebek. Yani şöyle özel. Saçlar Denizcan'ın saçları, sakalları. Kotu kendi kotundan, tişörtü kendi tişörtünden kestiği parçalarla yaptığı tamamen el işi bir şey. İçinde seramik çamuru. Evet, içinde seramik çamuru. O yüzden çok seviyorum bu bebeği. Birbirimize hediye almayacağız diye söz verdiğimiz bir doğum gününde. Evet, dönemde Deniz'in almam o zaman yaparım diye düşünerek yaptığı bir şeydi. Böyle konular gerçekten çok becerikli kendisi. Onun dışında oturma kısmında da yani bu gri koltuğu en baştan beri bu iki renkli farklı koltukları biz zaten meç etmiştik. Öyle kullanmıştık. Yine de öyle kullanıyoruz. Memnunuz. Normalde böyle örtüler falan kullanmıyorum ama bu defa böyle sanki daha nasıl diyeyim? Nostaljik gözüktü gözüme. Daha retro. Köşe. Evet, daha retro gibi geldi. O yüzden örtüyü kullanmaya karar verdim. Bu da zaten yani yine spor bir örtü aslında. Kenarları iğne oyası ama kumaşı falan bayağı keyifli, güzel bir ürün. Onu da anneannem yapmıştı. Ondan sonracığıma gelelim Deniz'in müzik köşesine. Ya burası artık evde aslında biraz koyacak yer bulamadık. Güzel de durdu burada. Güzel de durdu. Hem dekoratif oldu hem de şimdi ben çok böyle gitar çalamıyordum artık. Vakit bulamıyordum. Böyle daha elimin altında olduğu zaman daha böyle bataryadan kalanlar. Fazla gitar çalabilmeye başladım. Benim için de iyi oldu. Böyle bir gitar köşemiz oldu. Denizim. Şu an burada olmayan bataryamızın. Evet. Sattık onu. Sonra bisiklet aldık. Bu arada bisiklet garajda. Evet. Arkadaşlar bisiklet burada değil. Şöyle salonumuzun öbür kısmına doğru bir geçelim. Evet, şöyle geçelim. Bir şey var. Aa, evet. Kitaplar var. Kitapları evet, severiz. Önce kitaplar. I love books. bu puzzle'ı Denizcan'la beraber yaptık. Tam ağırlıklı sen yaptın. Şimdi hemen müdahale edersin çünkü biliyorum. Arkadaşlar şöyle. Benim yeni puzzle'ım. Evlendik, taşındık. Aa, ben puzzle yapmayı çok severim dedi. Ben de dedim ki ben puzzle yapmayı hiç sevmem. Beni evet. Stres yapıyor. Koydu masanın üstüne gitti. Şimdi bir taraftan da o obsesif mi denir? O takıntı var onun bitmesi evet. Lazım diye. Ben puzzle'ı bir şekilde bitirmiştim. Aralarda da Filiz yardımcı oldu sağ olsun. Hayatımdaki ilk puzzle bu arada. Hani o çocukken yapılan 6-7 parçalı puzzle'lar haricinde benim yaptığım ilk puzzle ama çok güzel bir puzzle. Evet evet. Niye güzel bir puzzle? Çok güzel bir puzzle. Bu Educa'nın bir puzzle'ı. 1000 parçalık bir puzzle'dı. Fakat şöyle bir güzelliği var ki bu şu anki ışığı emiyor. Tamamen karanlık olduğunda gece şu arabaların farlarında işte, neon ışıklar. Evet mesela. Yani ışık olması gereken her yerde parlak bir fosfor var. Evet, fosforlu çok gözüküyor. Çok güzel duruyor gece. Aynen öyle. Yani tamamen karanlıkta bu köşe bayağı güzel duruyor. Ve aslında biz bu puzzle'ı çok önceden yapmıştık. Fakat çerçevesi olmadığı için asamıyorduk. Dün Deniz elimizdeki ahşaplarla böyle hızlıca bir şey yaptı. Gayet de güzel oldu. Hemen asmak istedik bunu. Bu arada halılarımızı seviyoruz. Tarzımıza, evin tarzına da gerçekten bence çok uygun. Bunlar kök boyasıyla el işi halılar. Buradaki yanlış hatırlamıyorsam değil mi Deniz? Yanlışsam düzel. Deniz'in babası doğduğunda duvar halısı olarak mavi bir yapılmış. Halı erkek oğlum oldu diye. Evet. Oğlum oldu diye Deniz'in dedesi babası için böyle bir duvar halısı yaptırmış. Onun dışında buradaki de daha sonra daha yeni bir halı ama bu da kök boyası el işi. Bu da Çanakkale tarafında yapıldı. Çanakkale. O bir köy vardı orada sırf halı yapıyorlar. Evet. Böyle doğal kök boyasıyla yapıyorlar işte yün, gerçek yün vesaire. Öyle güzel bir halı. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Buradan da manzara çok güzel. İşte evimizin arka bahçesi aslında burası. Şöyle biraz açayım. İnekler falan burada oluyor. Hatta şu an
komşu bahçede çalışıyor. Çok erken bir saat olmasına rağmen. Daha inekleri salmamışlar. Evet. Normalde arka bahçede işte inekler falan da oluyor. Burada kitap okuması, oturması falan çok keyifli. Kitap okumak dediysem de tabii uzun zamandır öyle kitap okumak falan çok mümkün değil iki çocukla. Bir de iki çocuk demişken siz şimdi böyle giyindik şıkır şıkır. Çocuklar uyuyor. İşte rahat çekim yapıyoruz. Evi de daha der toplu görüyorsunuz ama normalde öyle olmuyor. Şurada bir çocuk battaniyesi. Burada bir ağız silme mendili. Üstümüzde böyle birazcık bebek kusuma bulaşmış tişört. Yani genel halimiz tabii ki böyle değil ama size duyduğumuz saygıdan, özenden bugün böyle birazcık hazırlandık. Evet, tüm gece hazırlandık. Sabah erken kalkıp işte çocuklar uyanmadan videomuzu çekimi çekelim. Yapalım evet. Dedik. Buradan da mutfağa geçelim. Burası da mutfağımız. Bu ev zaten sıfır bir evdi biliyorsunuz. İlk defa biz oturuyoruz. O yüzden dolaplar, her şey gayet yeni. Kapılar gıcır gıcır. Gerçekten iyi bir kalitede ürün kullanılmış. Kötü değil kesinlikle. Gayet güzel. Yani köy evi için fazla. Yani beklenenin üstünde açıkçası. Özellikle ben şu taşları çok beğendim aslında. Bu arada şey gelecek. Aspiratör gelecek ama şu anda yok. Ev sahibimiz onu alacak, tedarik edecek. Evin demirbaşı olduğu için kendisi şey yapacak. Aa, bu arada şu kedi, benim çok sevdiğim, kedi çok sevmem bu arada. Fakat onun şöyle bir anısı var. Kedi fobimi atlattıktan sonra de denk geldi böyle bir şey. Biz Bostancı'da ev ararken girdiğimiz bir emlakçının içerisinde, ofisin içerisinde bir sürü böyle kedi şeyi vardı değil mi? Obje vardı. Obje değil de ne dedi lan? Evet, kendileri yapıyormuş. Biz de böyle ilgilince ne kadar çok, ne kadar güzel falan deyince bir tane bize hediye etmişti. Bostancı'daki evi bulmadan önce. Evet, Bostancı'daki evi bulmadan önce. Ki o ev bulduğumuz emlakçı da değil. Yani onlar da bize uygun bir yer ya, yoktu ama yardımcı olmuşlardı. İnsanlar çok sıcak. Bostancı'nın evet, evet. Yani esnafı da, insanı da, komşuları da hani aynen. Orada yaşayan insanlar genelde çok sıcak oluyor. Ve belki Bostancı, ya çok iddialı konuşmayayım ama İstanbul'da en çok kedi beslenen yer olabilir. Kedi köpek tabii. Kedi köpek çok fazla dışarı besleme yapılıyor. Gerçekten çok seviyor oranın halkı da. İyi bir şey mi yapıyorum şu an, kötü bir şey mi bilmiyorum ama Hover marka alacaksanız tekrar tekrar düşünün bence bulaşık makinesini. Madem burada memnun olduğumuz güzel şeyleri paylaşıyoruz, memnun olmadığımı da söyleyeyim. Bu tamamen işte Wi-Fi'ye bağlanan dokunmatik bir tuş paneli olan bir bulaşık makinesiydi. Fakat ilk önce tuşlar çalışmamaya başladı. Sonra elektrik çarpmaya başladı falan. Böyle bayağı sıkıntılı bir halde şu anda çalışmıyor. Servisin gelmesini bekliyorum. Diğer evdeyken bozulmuştu. Ama bu eve bir yerleşelim, bir oturalım. Ondan sonra servis çağıralım diye beklemiştim. Bulaşık makinesinin ıslanmaması gerekiyormuş. Bulaşık makinesinin ıslanmaması gerektiğini söyledi. İlk önce şöyle kullanıyordum. Fön makinesini takıyordum. Sürekli bu tuş paneli kısmını kurutup öyle bir süre kullandık ama olmuyor yani, olmuyordu. İşte bunlar zaten bizim sonradan, evlendikten sonra aldığımız şeylerdi. Yani burada elektrikli olmasının bir artısı var. Doğalgaz olmadığı için tüple uğraşmıyoruz. Evet, evet. Bu arada Deniz'in de benim de çeyizimiz yoktu. İşte Deniz'in bekar evinden olanlar, bir de sonra aldıklarımız. Biz de çeyiz meyiz yapmadık. Bunların hepsi sonradan alınan şeyler. Ama bu Deniz'in bekarlığından kalma buzdolabı. Biraz minnak. Ama bir işte yani kullanmaya devam ediyoruz. Bir sıkıntısı yok çünkü. Ama inşallah oraya böyle tam sığan büyük bir makine almak istiyoruz. Ama. Şöyle kazançlar artarsa. İnşallah. Ben aslında şey de istiyorum bir tane. Ne dondurucu. Istiyorsun? Çünkü evet. Şimdi bahçe işleri çok olduğunda yani evet, konserve yerine yani. Yani dolaba direkt koymak çok daha pratik bir şey olacak yani. Yani konserve de yine yapılır ama ya bu arada bu perdeleri falan da çok güzel düşünmüş ev sahibimiz. Öyle yapmış. Pratik oluyor. Ekstra bir perdeye ihtiyaç, evet, ihtiyaç duymadım. O nedenle o şekilde kullanıyorum. İçeri doğru gidelim. Evet. Evimizde şöyle ilginç bir durum var. Biraz önce geçtiğimiz o balkon kapısı, cam kapıdan da eve girebiliyorsunuz. Bir de böyle bir dış kapı var. Aslında burası dış kapı. Kullanmıyoruz. Evet, evet. Burası oda gibi oldu. Burayı sürekli kilitli tutuyorum. Ağır bir kapı olduğu için biraz korkuyorum niye açabilir diye. O yüzden biraz tedirgin oluyorum. Kullanmıyoruz orayı. Onun dışında... Bu arada demin mutfağa salondan girmiştik. Buradan tekrar salona çıkış da var, evet, zaten arkada. Yani... Gözüküyor. Bu tarafta. Buradan salona gidilebiliyor. Onun dışında bu büfeyi normalde biliyorsunuz salonumuzda kullanıyorduk ama yine oradaki alanı çok daraltmamak için bir de ara hol de boş kalıyordu. Böyle aynasıyla beraber biz bunları ayrı ayrı almıştık. Yine bu büfe de Vivensel'indi.
Buna internetten almıştık değil mi? Deniz Trendyol'dan. Evet, Trendyol'dan almıştık sanıyorum. Tarzını uygun bulmuştuk, almıştık. Bunlar bizim kullanmasak da balayındayken aldığımız, Kıbrıs'a balayına gittiğimizde aldığımız işler, içecekler. Evet. Yani şey gelen misafirlere veriyoruz. Yani biz daha zaten Filiz hep gebeydi. Hep gebeydi. Evet. Yani 4 yılda 3 kez balayından sonra emzirmek vesaire derken evet benim zaten aldık gelen misafirler işte. Evet. Misafirlere veriyoruz. Biz, ben de kullanmadığım için. Evet, biz kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz. Evet. Onun dışında burada çok güzel bir şey. Mia biraz içinden geçti ama. Evet evet. Şöyle bu arada kendimi de göstereyim. Merhaba arkadaşlar. bu aslında adaptörü var. Bunu fişe taktığınızda bu çarpışan arabalar hareket ediyor. Müzikli bir şey. Işık yok ama ses ve hareket olan bir ürün. Çok sevdiğim bir üründü. Nezik kitabımda çalışırken almıştım bunu. Onun dışında bunlar Deniz'in Rotary'deyken aldığı ödüller. Plaketler. Plaketler, bir şeyler, bir şeyler. Hemen hı, arkada bir resimlerimiz var. Evet. Mavidir resim albümümüz. Küçük bir çerçevemiz var. Bunlar da hepsi evlenmeden önce. Burada bakıyorum. Evet. Hepsi evlenmeden önce. Hatta bu ilk tanıştığımız ay olabilir. Yani bir ay dolmadan çekilmiş olabiliriz bu fotoğrafı. Senin AVM'nin yanındaki kafeydi. Evet, evet. Orada oturuyorduk ya. Evet, evet. Yani ya bu yaka alışveriş merkezi ya meydan alışveriş merkezi. Şimdi tarafa girelim. Önce tuvalet mi? Önce bence tuvaleti atlatalım. Oradan odalara geçelim. Şöyle şöyle geri geri gideyim. Banyoda bence eksikler var öncelikle. Burada sesim burada çok yankılı olabilir. Çok bağırmayayım. Malzeme çok güzel. Kullanılan her şey çok güzel. Orada bir sıkıntı yok fakat biraz burası dolap eksiği, değil mi? Eksik. Gerçekten çok eksik. Çünkü yani şu alt dolabı temizlik malzemeleri için kullanıyorum. Burası genel böyle ıvır zıvır şeylerle dolu. Dolu yani. İşte böyle saç kurutma makinesidir. İşte başka şeylerdir. Bunları koymak için yeriniz iyi yok. Belki yanına biz bir dolap yaparız kendimiz. Aslında biliyor musun şuraya şöyle altı kapalı. Yani bunu yani buraya olur mu bilmiyorum ya da bu tarafa. Bir tane şey lazım. Altı kapalı olacak. Mesela villayı falan da koyabilmek lazım. Yani onlar için de bir yer yok. Bu arada o şey değil. Bunları vakumlu. Da biz kendimiz takmıştık delmeden. Direkt yapışıyor. Evet. Vakumu böyle döndürülerek yükseltiliyor, duruyor. Bunları da biz bunlardan biraz fazla almıştık şeyde. Bostancı'daki evimize. Hayır. Çekmeköy'e. Çekmeköy'deki evimiz. Tabii Çekmeköy'deki evet. Evde burası gibi sıfır bir daireydi ve bu tip aksesuarlar yoktu. Bunları biz kendimiz alıp takmıştık. Fazla vardı elimizde. Burada da kullandık. Yeni bir masraf yapmadık burada da yine. Bu arada eve ilk bakarken de söylemiştik. Burada bu taşlardaki detayları gerçekten çok beğeniyoruz. Çok sevdik. Tarz bulduk. Tuvaletimiz de bu kadar. İşte yani banyo. İşte çok uzun uzun işler anlatmak isterdim. Sizinle konuşmaktan hoşlanıyorum ama ne anlatayım daha yani. Buradan da çocuk odasına gidelim. Kapı süsümüz. Bu Murat Deniz'in doğumunda evet hastane kapısına asmıştık. Bu arada eşyalar taşındıktan sonra fark ettik ki bu oda biraz daha sonra büyük. Göreceksiniz yatak odasına göre çok daha büyük. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyoruz ama. Çocukların odası daha büyük oldu. Evet çocukların odası daha büyük oldu. Ya bir de zaten uzun vadede işte Murat Deniz için bir yatak koyduğumuzda filan da burası biraz daha rahat olabilir. Onun dışında Mia'nın yatak odasını biz Mia doğmadan önce almıştık. Henüz kendisi çok fazla kullanamadı bu odayı ama çok seviyoruz. Standart yatak zaten, tek kişilik standart bir yatak. Uzun süre kullanabilir diye düşünüyorum. Diye düşünmüştük. Ama şimdi Murat Deniz'de olunca şimdi perdeler falan pembe görüyorsunuz. Perdeleri değiştiririz ama yatak büyük sıkıntı. Büyük ihtimal buraya belki bir ranza tarzı bir şey yapıp iki çalışma masası. Bak bu evdeysek. Yani bu evde olduğumuz sürece gayet geniş. Gardırobun yerini değiştirip şuraya başka bir yatak daha koyarak konulabilir. O yüzden diyorum bu oda avantajlı olabilir. Böyle yarısını mavi yarısını pembeye boyayabiliriz. Evet niye olmasın. Yani böyle belki bir şey güzel olabilir. Aynen öyle. Onun dışında bunları gösterebilir miyim tekrar? Evet. Bakın bunları bize Fırat yolladı. Fırat bizim arkadaşımız. Cam bağlarımızdan biri. Taraftan altında bunu. Evet böyle. Bu arada biz bunları, şunları da şeyle beraber almıştık. Yatakla mı? Yatakla, hayır. Sonra aldık ama orada görüp almıştık. Evet, yani bu Montessori yataklarda böyle bir şey kullanılmıştı. Biz de onu çok beğenmiştik. Nereden alabiliriz dedik. Instagram'da çok güzel biraz araştırıp Instagram'dan almıştım. Ay çok güzel ya. Fırat çok teşekkür ederiz. Vallahi çok güzeller.
Direkt taşınır taşınmaz. Evet. Çocukların duvarını astık hemen. Evet. Yani gerçekten şunun ışığı gece lambası yetiyor, olabilecek yetiyor. Seviyede yani. Onun dışında bir de şunları yaktığımızda burası bayağı böyle şenlikli bir yer oluyor. Panayır yeri gibi. İstanbul'daki evimizde biz bu perdeleri rustik olarak kullanmıştık. Hatta bir önceki evimizde rustik olarak kullanmıştık. Ama burada öyle bir mekanizma yok yani. Onu da takmak istemedik. Bir de perdelerim bizim eski oturduğumuz evin tavan yüksekliği Bostancı'nın çok yüksekti. Evet evet, yani bu standart evlerden, eski bir evdi, standart evlerden 30 santim belki daha fazla. Yani bir 30 yani santim daha yüksek. Yani bu rustikti, şöyle düşünün, tavandan aşağı yukarı değil mi? İki karış falan aşağıdaydı, evet. Buraya tam oldu. Aynen öyle. Bu şekilde kullandık. Onun dışında bu odada tabii eksikler var. Bir tane çocuk odası için, yani bu oda için şey istiyorum. Güzel, bak belki kendimiz bir şeyler yapabiliriz. Avize gibi bir şey istiyorum. Onun dışında bir tane de oyun halısı gibi, hani çocukların böyle çocuklara keyifli gelecek bir halı istiyorum. Bir de bu burayı biraz daha geniş bir halıyla kapatırsak aslında çocuklar için oyun sanki alanı daha şey olur. Güzel, evet. Yani üşüme anlamında, evet. Belki bir de çalışma masası yapar babaları onlara inşallah. Bilmiyorum, istiyorum. Ya çok güzel kavaktan kontür plaklar varmış. Onlardan alıp güzel bir çalışma masası yapmayı düşünüyorum. Ya kitaplıklı falan, evet. Güzel böyle, evet. Bir minik küçük tabureli falan böyle. Müco ile halledeceğiz inşallah. İnşallah. İstiyorum. Azacağız, ben de yapacağım. Peki. Onun dışında var mı burada söylemek istediğimiz bir şey deneyeceğim? Unuttuğum benim. Bence yok. Misafirliğe gelenler genelde burada uyuyor şu an. Burada misafir ediyoruz misafirlerimiz. Bakın gayet güzel bir misafir odamız var. Onun dışında ne diyeyim? Ya çok böyle severek, özenerek almıştık, evet. Bunları. İnşallah çocuklar da severek, özenerek. Ya bir şey söyleyeyim mi ya? Taşınmak gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Çok zor bir süreç. Yani iki kere taşındık. İlla. Şuraya bakın ya. Yani o kadar zarar görmüş ki daha çocuk kullanmadı bunu yani. Dolaplar kötü oldu. Ya oluyor yani, buralar çizilmiş bak. Ya Buruk. Evet, Murat Deniz bizi çağırmaya başladı. Evet, o tarafa geçelim mi? Yatak odasına doğru geçelim. Geçelim bakalım. Burası da artık son odamız. Evimizin yatak odası. 2+1 bir ev burası. Yani konuşamadım. Burası çocuk odasından daha küçük bir odaymış, dediğim gibi biz sonrasında fark ettik ama hani eşyalarımız sığmadı mı? Sığdı. Bir sorun yaşamadık. Bu da yine Deniz'in bekar evinden getirdiği bir aksesuardı. Onu burada kullandık bu evde. Gardırobumuz vesaire, her şeyimiz sığdı aslında. Evde benim biraz olumsuz gibi gördüğüm belki tek şey şu olabilir. Bu kolonlar birazcık yaşam alanımızı daraltıyor. Beşiği o yüzden yani köşe yerine cam önüne koyduk. Bu beşik de biliyorsunuz bir abonemizin hediyesiydi. Çok severek kullanıyoruz. Tekrar teşekkür etmiş olalım buradan. Evet, Rita ablaydı değil mi? Evet. Rita abla diye hatırlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Hala da kullanıyoruz. Özellikle Murat Deniz şu ara sallanmak istediği için, evet, evet. Sallanan da bir mekanizması olduğu için özellikle çok rahat ediyoruz. Evet. Arkada Filiz'in güzelleşme alanı var. Makyaj masası. Karım zaten güzel Deniz. Şimdi karım diye demiyorum da. Bunu göstermek istiyorum. Çok güzel kol düğmeleriydi onlar ya. Evet. Yani öyle giyinmiyorum. Giyinsem herhalde devamı takacağım. Evet. Kol düğmeleriydi. TF markasının kol düğmesi. Bu da şöyle aslında. Karım yani bana düğün hediyesiydi. Evet. Deniz'e benim düğün hediyemdi. Şöyle. Göstereyim. Hareketli bir ürün. Altın kaplama. Güzel bir kol düğmesi. Fakat o dönem bahsetmiştik ya, böyle çok sıkıntılı bir süreçti. Öyle hani birbirimize çok hediye alabilecek bir durum yoktu. Fakat çalıştığım yerde bu ürünü satıyorduk. Ve bir hedef koymuşlardı. Bana dediler ki Filiz, şu kadarlık satış yap. Ne yani dilemizden ne dilersen filan gibi bir şey vardı. Ben de söyledikleri satışı yapmıştım. Ondan sonra dedim ki benim düğünüm çok yakın. Ben eşime sizden bir hediye istiyorum, müstakbel eşime. Ondan sonra da bu ürünü seçmiştim. Ve düğün hediyesi olarak da Deniz'e. Normalde aynen. Tabii pahalı evet, ürünler. Evet tabii, yok benim bunlar alabileceğim kalem gibi. Kalemler yani kol düğmesi için. Kalem derken Filiz'in orada kalemleri var. Kalemleri çok tabii sıkmak istemiyoruz. Herkes evet. Sever sevmez bilemiyoruz ama Filiz en favori kalemini göstersen orada. Aa çok var ya. Yani hepsi favorim. Ama şunu seviyorum ya. Bakayım. Bir de burada. Niye evet, almışmış? Bu Visconti markasının, İtalyan bir markanın kalemi.
Ve şu metalik yerler Alman gümüşü. Böyle kapağı mıknatıslı, çok güzel. Bunu şundan dolayı seviyorum. Bu reçine ebru tekniğiyle aslında renklendiriliyor. Her bir kalemin dokusu bir diğerinden farklı. Yani bu kalemden 50 tane de yan yana koysak hiçbirinin şu dış dokusu aynı olmayacak. Tıpkı ebru sanatındaki gibi. O yüzden bu kalemi seviyorum. Bana birazcık daha böyle sanatsal bir çalışma gibi geliyor. Bu kalemi seviyorum. Bunlar da tabii yine hediye edilen belli satışlarda işte ödül olarak aldığımız kalemlerdi. Yoksa benim için de pahalı ürünler. Kutuda el işi ahşap boyama. Bu da bana hediye gelmişti. Şurada Filiz'de Deniz yazan böyle aynalı bir aksesuar var. Bu da bizim düğünümüzde, daha doğrusu işte böyle eğlence yaptığımız organizasyonda masamızın üstüne konmuştu ve organizasyon firması bunu bize hediye için yapmıştı zaten. Onun dışında küçük bir albümümüz var Deniz'de. Bu da benim gelin çiçeğim. Gelin çiçeğini bir göster şöyle bakalım. Bu da benim gelin çiçeğim de. Evet, arkada diye ses çıkartan bilmiyorum şey geliyor mu? Bebelerim. Çocuklar uyuyor. Şuraya bak nasıl açmış üstünü. Kımıl 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 kımıl. Kımıl kımıl. Murat Deniz uyumuyor. Niye uyuyor? Ay, evet. Kafa gidiyor. Çocuklar karıştı. Çocuklar karıştı. Murat Deniz çırpınıyor. Anneciğim. Miyamız burada uyuyor. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Tamam mı? Biz geldik anneciğim. Evet, veda vakti geldi. Evet arkadaşlar, evimizi size dolaştırdık. Burada 2+1 mütevazi, özene özene yaptığımız, eşyaların tek tek değil mi, ayrı ayrı yerlerden aldığımız, evet. Oturmaktan keyif aldığımız, gelen misafirlerimizin de genelde beğendiği bizim tatlı mütevazi köy evimiz. Tabii bu arada yani aksesuar çok fazla alamıyoruz çünkü niye kuşum sağ olsun. Bırakmıyor. Gerçekten çok hareketli bir kız olduğu için birçok eşyamız zaten böyle kırıldı, gitti, bir şeyler oldu, ev aldı. Bam bam yarısını yedi, komple eşyaları evet, değiştirdik. Yüzden... Sonra da Mia yemedi ama. Çok böyle aksesuar almış. bir şey söyleyeceğim. Söyle. İçeride Dursun abi ne diye bir şey göstermedik. Abi, en son onu gösterelim, evet, oradan evet, veda edelim. Oradan veda edelim. Hem sözleşmemizi yapmak için hem de böyle evi toparlamıştık. Hani ilk bir Dursun abiyi ağırlayalım demiştik. Evin dolu halini görsün. Gelirken sağ olsun şöyle güzel bir bize hop hediye getirmiş. Evet. Biz böyle ışıklı şeyleri çok seviyoruz. Evet. Bir de güzel bir dallar falan atıp ya bizim evimizin konseptine de çok uygun. Eğer Mia kuşum vazomuzu, büyük güzel tabii. Bir vazomuz vardı, onu kırmamış olsaydı orada da kullanabilirdik ama şimdilik böyle kullanıyoruz. Şimdi yukarıda tutuyoruz Mia'nın ulaşamayacağı yerlerde. Evet. Henüz oraya tırmanamadı. Belki şu odunlardan yakın zamanda bir tırmanmayı dener diye düşünüyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız ve bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız canlar, can yoldaşlarımız. Ayrıca katıl butonumuz da aktif. Oradan da bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şöyle Murat Deniz'in de hoşçakalın yapsın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arada bir şeyler dedi ha. Hep ben konuşuyorum. Bugün çekim için bize izin verdiler. Yok bir şey yok. Yok bir şey. İşte doğal. Doğal halimiz bu. Böyle zannettiğiniz gibi böyle suçlu değiliz. Çekimlere mola verdik. Mecburi. Zaten arkadaşlar sabahın köründe çekim yapıyoruz. Çocuklar uyusun ki biz rahat rahat. Vlogumuzu yapalım.